Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde Cumhuriyet dönemi ünitesini işleyeceğiz. Başlayalım. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi 11 Ağustos 1920'de 2. TBMM toplanmıştır. Bu meclis İnkılapçı Meclistir. Düşünen ve gerçekleştiren aynı kadrodur. Türk inkılabının uzun süren bir hazırlık safhası olmamıştır. İnkılap larda siyasi alanda yapılan inkılaplara bakalım. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Laikliğin önemli bir aşaması gerçekleştirilmiştir. TBMM Abdülmecit Efendi'yi halife seçmiştir. Sultan Vahdettin 1922'de Malaya gemisiyle ülkeyi terk etmiştir. Saltanatın kaldırılması Atatürk'ün cumhuriyetçilik, ulusal egemenlik, laiklik ilkeleriyle ilgilidir. Ayrıca cumhuriyetin ilan edilmesine ve halifeliğin kaldırılmasına da zemin hazırlamıştır. Saltanatın kaldırılması TBMM'nin gerçekleştirdiği bir inkılap hareketidir birinci tebmenin gerçekleştirdiği bir inkılap harekettir arkadaşlar. Sadece birinci tebmenin yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılması. Ankara'nın başkent oluşu Mustafa Kemal Paşa temsilciler kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'ya geliyor. 27 Aralık 1919'da ve Ankara 13 Ekim 1923'te başkent oluyor. Ankara başkent yapıldığında Ankara'da elçiliği bulunan devlet Afganistan'dır. Geçelim Cumhuriyet'in ilanına. Nedeni yeni Türk devletinin adının belli olmaması, başkent sorununun çözülmüş olması, Fethi Okyar hükümetinin istifa etmesi sonucunda hükümet bunalımının yaşanması, devlet başkanı sorununu çözümleme. Cumhuriyet'in ilanının sonuçlarına bakalım. Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmiştir. Notu okuyun. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'dir. İlk Meclis Başkanı Ali Fethi Okyar'dır. Ve ilk Başbakanı İsmet Ünür'dür. Cumhuriyet'in ilanı Atatürk'ün Cumhuriyetçilik, Ulusal Egemenlik ve Halkçılık ilkeleriyle ilgilidir. Cumhuriyet'in ilanıyla 1921 Anayasası'nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Türkiye'nin Yönetim şeklinin cumhuriyet, dininin İslam, resmi dilinin Türkçe olduğu şeklindeki madde anayasaya koyulmuştur. Mustafa Kemal Paşa 4 dönem Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. 29 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanması 19 Nisan 1925'te yasalaşmıştır. Cumhuriyet'in ilanıyla devlet başkanı sorunu çözülmüş ve rejim tartışmalarına son verilmiştir. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Sonuçları laiklik yolunda en önemli adım atılmıştır. Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır. Halifeliğin kaldırılması Atatürk'ün laiklik, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri ile ilgilidir. Halifeliğin kaldırılması teklifi Urfa milletvekili Şehzade Saffet Bey sunmuştur. Halifeliğin kaldırılması Türkiye'nin İngiltere, Fransa ve İtalya ile olan ilişkilerinin gelişmesinde etkili olmuştur. 8 Nisan 1924'te şeriat mahkemeleri kapatılmıştır. Halifeliğin kaldırıldığı gün Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılarak tüm okullar marif vekaletine bağlanmıştır. Şer'iye ve Efkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasıyla Şeyhülislam Şeyhülislamlık makamı sona ermiştir. Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin yerine de Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Bakanlığı kurulmuştur. Erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılması ordunun siyasetten ayrılması doğrultusunda önemli bir adımdır. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması. Gece, bin, geçelim şimdi 1924 Anayasasına. Polonya ve Fransa anayasalarından yararlanılmıştır. Önemli maddelerine bakalım. TBMM üyeleri 4 yıllığına seçilir. 1924 Anayasasına bakıyoruz. TBMM üyeleri 4 yıllığına seçilir. Seçilme yaşı 30'dur. Devletin dini İslam, dili Türkçe, başkenti Ankara'dır. Cumhurbaşkanı TBMM içinden 4 yıllığına seçilir, aynı kişi tek tekrar Cumhurbaşkanı seçilebilir. Seçme ve seçilme hakkı sadece erkeklere aittir. Yasama ise, yürütme hükümete, yargı bağımsız mahkemelere aittir. İlk öğretim herkes için zorunludur. 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler 10 Nisan 1928'de devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarıldı. Vallahi ifadesi çıkarıldı. 1934'te 5 Aralık kad kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Seçmen yaşı 22'ye çıkarıldı. 5 Şubat 1937'de Atatürk ilkeleri anayasaya girdi. Tarikat kelimesi çıkarıltıldı. 10 Ocak 1945'te anayasanın dili öz Türkçeleştirilmiştir. 1952'de ise eski haline dönüşüm, dönülmüştür. 1924 Anayasası Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Bu anayasayla 1876 Kanuni Esası ve 1921 Teşkilat Esası rafa kaldırılmıştır. Şimdi çok partili yaşamak geçiş denemelerine bakalım. Halk Fırkası 9 Eylül 1923 Mustafa Kemal'in 8 Nisan 1923'te açıkladığı 9 umde yani 9 ilke halk fırkasının esasını oluşturmuştur. Müdafaa-i Hukuk Grubu üyelerinden 1923'te halk fırkası olarak kurulmuştur. Kurucusu Mustafa Kemal Paşa'dır. İlk genel sekreteri Recep Peker'dir. Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra. 1935'te Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir Halk Fırkası. İnkılaplar bu parti öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. 1923-50 yılları arasında iktidarda kalmıştır. Partinin ilk kurultayı olarak Sivas Kongresi kabul edilmiştir. 1931'de Atatürk ilkeleri parti programına girmiştir. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesini benimsemiştir. Ekonomide devletçilik ilkesini benimsemiştir. Şimdi geçelim terakki Terakki bir sesim, okuyabilsek değil mi? Terakki perver yani ilerici Cumhuriyet Fırkası. Özelliklerine bakalım. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Adnan adı var. Ali Fuat Cebasoy'un kurucular arasında yer aldığı bu parti Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. İlk taşra şubelerini Urfa'da açmışlardır. Parti liberal yani serbest piyasa ekonomiyi savunur. Dini inançlara saygılı bir parti olduğunu belirtmiştir. Tek dereceli sesin, seçim sisteminin uygulanmasını savunur. Yeniden yönetimi yani adem merkeziyetçiliği savunmuştur. Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı olamayacağını savunmuşlardır. Çok partili hayata geçiş denemelerinin ilki başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ordunun siyasetten ayrılması 19 Aralık 1924. Mustafa Kemal 30 Ekim 1924'te kendisine bağlı komutanların vekillikten ayrılmalarını istemiştir. 19 Aralık 1924'te ordunun siyasetten ayrılması Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Şehzade isyanı yeni rejimden memnun olmayanlar tarafından çıkarılmıştır. İngilizler Musul almak için bu isyanı körüklemiştir. Şehzade Saati isyanı laik cumhuriyet rejimine yönelik çıkarılan ilk isyandır. Laikliğin yerleşmediğinin kanıtıdır. İsyanın sonuçlarına bakalım. Şimdi isyanı bastıramayınca Fethi Okyar hükümeti istifa etmiş, yerine İsmet Paşa hükümeti kurulmuştur. Takrir-i Sukun Kanunu çıkarıldı. 4 Mart 1925'te bu kanunla hükümete Cumhuriyet rejimini yerleştirmek amacıyla gerekli önlemleri alması için özel yetki verilmiştir. Bu kanunun kapsamına göre rejim ve inkılapların eleştirilmesi yasaklanmıştır. Takriri Sokun Kanunu'na göre Takriri Sokun Kanunu 4 Mart 1929'da yürürlükten kaldırılmıştır. Bölgesel sıkı yönetimi ilan edilmiştir. İsyanın sonucunda şehzade isyanı sonuçlarına devam ediyoruz. İsyan bölgelerinde istiklal mahkemeleri kuruldu. Ankara ve Diyarbakır'da terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Mustafa Kemal'in Paşa'ya arkadaşlar suikast girişimi var. Ona bakalım neler var. Rejime ve... Rejime ve bu dönemde yapılan inkılaplara tepki gösteren Ziya Hurşit ve taraftarları Batı Anadolu gezisinde Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast düzenlemeyi planladılar ancak başarılı olamadılar. Bu suikast, suikast girişimi Giritli Şevki'nin ihbarıyla sonuçsuz kalmıştır. Çok şükür Mustafa Kemal olaya tepkisini şu şekilde vermiştir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu olay Mustafa Kemal Paşa'nın şahsında Cumhuriyet rejimine yapılmış bir saldırıdır. İstiklal mahkemeleri son kez bu olaydan sonra kurulmuştur. Burası da önemli. Geçelim Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930. Kurucusu Ali Fethi Okyar Bey'dir. Ayrıca Nuri Donker, Mehmet Emin Yurdakul, Ağoğlu Ahmet de partinin kurucuları arasındadır. Makbule Ata'dan Mustafa Kemal Paşa'nın kız kardeşi partinin kurucular arasındadır. İkinci muhalefet partisidir. Ekonomide liberali liba Evet Elifecim okuyamıyorsun. Ekonomide liberalizmi benimsemiştir. Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur. Kadınlara siyasi hakların verilmesini savunmuştur. Yabancı sermayeye izin verilecekti. Partinin kurulmasında Mustafa Kemal Paşa'nın teşvikleri etkili olmuştur. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa Fethi Okyar'dan laiklik ve cumhuriyetçilik ilkelerinden taviz verilmemesini istemiştir. Fethi Okyar partisini 17 Kasım 1930'da kapatmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendini feshetmesi sonucunda çok partili hayata geçişin ikinci denemesi de maalesef başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Geçelim Menemen olayına 23 Aralık 1930. Kendisini Mehdi ilan eden Derviş Mehmet öncülüğünde çıkmıştır. Yedek subay Kubilay, Mustafa Fehmi, Bekçi Hasan ve Şevki şehit edilmiştir. Bir aylık sıkı yönetimi ilan edildi. Suçlu görülenler Divanı Harp'te yargılandı. Bu olayda Fahrettin Altay sıkı yönetim komutanlığına, Mustafa Muğlalı ise Divanı Harp reisliğine getirilmiştir. Laiklik Cumhuriyet rejimine yönelik ikinci isyandır Menemen olayı laikliğin yerleşmediğinin kanıtıdır. 1946 yılına kadar devlet tek partiyle idare edilmiştir. Toplumun çok partili yaşama henüz hazır olmadığı anlaşıldı arkadaşlar. Kadınlara siyasi hakların verilmesi 1930'da belediye seçimlerine katılma hakkı verildi kadınlara. 33'te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi ve 1934'te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır kadınlara. Türk kadını ilk kez 1935'te 35 genel seçimlerine katılmıştır. Yapılan bu seçimlerde meclise 17 kadın milletvekili girmiştir. Kadınlara siyasi hakların verilmesi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkeleriyle ilgilidir. Hukuk alanında yapılan, şimdi siyasi alanda yapılan inkılaplara baktık arkadaşlar. Şimdi de ıı, hukuk alanında yapılan inkılaplara geçeceğiz. Ama önce şuraya bakalım. Atatürk dönemindeki bazı partiler neler bunlar? Halk Fırkası, Terakki Perver, Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Ahali Cumhuriyet Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti Amele ve Çiftçi Partisi. Kurulmasına izin verilmiyor bunun. Şimdi hukuk alanında yapılan inkılaplar. Medeni Medeni Kanunun Kabulü 17 Şubat 1926 Osmanlı döneminde dini kurallara göre hazırlanmış mecelle vardı. İsveçre Medeni Kanunun kabulüne karar verildi daha sonra. İsviçre Medeni Kanunu seçilme nedeni en önemlisi esnek olması, Avrupa'da düzenlenenin en sonuncusu olması. 24 Ekim 1926'da yürürlüğe giren Medeni Kanun ile kadınlar sosyal ve ekonomik haklar bakımından erkeklerle eşitlendi. Tek eşli evlilik getirildi. Evlilikte yaş sınırı getirildi. Resmi nikah zorunluluğu getirildi. Patrikhanenin mahkeme kurma yetkisi sona erdi. Mecelle yürürlükten kalktı. Türk kadını daha sonraki süreçte medeni kanunda yapılan değişikliklerle evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanabilme, evlendikten sonra elde edilen malların ortak kabul edilmesi haklarını elde etmiştir. Medeni Kanun ile kadınlara sosyal ve toplumsal alanda haklar verilmiştir. Siyasi bir hak verilmemiştir. Medeni Kanun'un kabulü Atatürk'ün laiklik, hakçılık ve inkılapçılık ilkeleriyle ilgilidir. Hukuk alanında diğer gelişmelere bakalım. Ceza kanunu İtalya'dan alınıyor arkadaşlar. 1926'da ticaret kanunu ve borçlar kanunu İsviçre'den 1926'da alınıyor. Ceza muhakemeleri kanunu ve deniz ticaret kanunu Almanya'dan 29'da alınıyor. İdare kanunu yine Fransa'dan 29 yılında alınıyor. İcra ve iflas kanunu uya İsviçre'den uyarlanıyor 1932'de. Medeni kanunda kadınlara siyasi hak verilmemiştir. Tekrar ediyoruz. Medeni kanunla sosyal, hukuk ve ekonomik alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Şimdi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplara bakalım arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde ilk olarak eğitimdeki ikiliğe son vermek amacıyla Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. Atatürk eğitim politikasını iki temele dayandırmıştır. Bunlardan birincisi eğitimin milli olması, Diğeri de eğitimin çağdaş olmasıdır. Bakalım Tevhidi Tetrisat Kanunu 3 Mart 1924 anlamı öğretimin birleştirilmesi. Yeni Türkiye'nin büyük bir kültür hamlesidir. Eğitimdeki ikiliğe son verilmiştir. Medreseler için ayrılan bütçe Marif Vekaletine yani Eğitim Bakanlığına nakledilmiştir. Bütün eğitim öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. İlahiyat Fakültesi, İmam ve Hatip Okulları açılmıştır. Eğitime layık bir karakter kazandırılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili teklifi İzmir Milletvekili Vasıf Bey sunmuştur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu Atatürk'ün laiklik, milliyetçilik ve halkçılık ilkeleriyle ilgilidir. Medreseler 11 Mart 1924'te kapatılmıştır. Marif Teşkilat hakkındaki kanunun çıkarılması 2 Mart 1926. Bakalım. Marif Teşkilat hakkındaki kanun eğitim hayatı ilk orta ve lise öğretim kurumları şeklinde yapılandırıldı. Okul açılması Milli Eğitim Bakanlığı'nın iznine bağlandı. Öğretimde ulusalcılık, bütüncülük, bütünlük, çağdaşlık, bilimsellik ve laiklik ilkeleri benimsendi. İlk Marif Kongresi ile Marif Teşkilatı hakkındaki kanunu birbiriyle karıştırmamak gerekir. Çünkü İlk Marif Kongresi Eskişehir Kütahya Muharebeleri devam ederken yani 15 Temmuz 1921'de Ankara'da düzenlenmişti. Ayrıca ders müfredatlarının yapılandırılması ABD'li ABD eğitim bilimcisi John Dewey'den faydalanılmıştır. Şimdi Türk harflerinin kabulü, tü harf inkılabı 1 Kasım 1928. Eğitim öğretim düzeyini yükseltmek, Türkçedeki yazı dili ile konuşma dili arasındaki uyumsuzluğu gidermek ve eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla 1 Kasım 1928'de Latın Latin alfabesi kabul edildi. 24 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Paşa baş öğretmen unvanını aldı. 24 Kasım 1981'den itibaren 24 Kasım ülkemizde her yıl öğretmenler günü olarak kutlanmaya başlandı. Bunu da bilelim arkadaşlar. 1981'den beri öğretmenler günü kutlanmakta. Okuma-yazma oranını arttırmak amacıyla 1928'de Millet Mektepleri açılmıştır. Pratik Pirat, e, yapmak e, ve öğren, öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak için de Halk Mecmuası isimli dergi çıkarılmıştır. Türk harflerinin kabulü Atatürk'ün milliyetçilik, laiklik, inkılapçılık ve halkçılık ilkeleriyle ilgilidir. Ayrıca Millet Mekteplerinin açılması ise, Atatürk'ün halkçılık ve milliyetçilik ilkeleriyle ilgilidir. Şimdi Türk tarihinin Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 15 Nisan 1931. 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kuruldu. Türk Tarih Kurumu'nun süreli araştırma yayını olan ve ismi Atatürk tarafından verilen dergi Belletendir. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı ise Tevfik Bıyık, Bıyıklıoğlu'dur. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması Atatürk'ün doğrudan milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Geçelim Türk Dil Kurumu'nun kurulmasına 12 Temmuz 1932. Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı ise edebiyatçı ve aynı zamanda milletvekili olan Sami Rıfat'tır. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Atatürk'ün milliyetçilik ve halkçılık ilkeleriyle ilgilidir. Dil Bayramı ilk kez 1933'te kutlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye İş Bankası'ndaki hissesinin bir bölümünü miras olarak Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bırakmıştır. Halk evlerine geçelim şimdi. 1932 Halk evleri çalışmaları Cumhuriyet Halk Fırkası parti programında yürütülmüştür. 19 Şubat 1932'de halk evleri açılmıştır. Halk evlerinin önemli yayın organlarından biri Ülkü Dergisi'dir. Halk evlerinin açılması için Reşit Galip Bey görevlendirilmiştir. 1951'de ise halk evleri kapatılmıştır. Halk evlerinin açılması Atatürk'ün halkçılık ilkeleri ile ilgilidir. 1912'de Türk Ocakları açılmıştır. Türk Ocakları'nın yayın organı Türk Yurdu Dergisi'dir. Türk Ocakları 1932'de halk evlerine katılmıştır. Üniversite reformuna bakalım. 1933 dönemin tek üniversitesi olan Darülfünun vardı. İsviçreli bilim adamı Malşey'i görevlendiriyoruz. Görevlendiriliyor daha doğrusu. 18 Kasım 1933'te Darülfünun yerine İstanbul Üniversitesi kuruluyor. Şimdi eğitim ve kültür alanındaki diğer gelişmelere bakalım. Bazılarını söyleyeceğim sadece hepsi çok da önemli değil. Aslında çok önemli ama sınav için önemli değil. Musiki Muallim Mektebi açılıyor. Topkapı Sarayı'nın müze haline getirilmesi 1924. Etnografya Müzesi'nin açılması 1927. Ayasofya Müze'ye dönüştürülmesi 1934. Musiki Muallim Mektebi açılıyor demiştik. Ankara Hukuk Mektebi'nin açılması. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün açılması. 1917 açılan Darül Elhan İstanbul Belediye Konservatuvarı Konservatuvar adını alıyor. Mevlana Müzesi açılıyor, Yüksek Ziraat Mektebi, halk okuma odaları açılıyor. E, bakalım. Rıza ilk opera, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti üzerine 1934'te sergilenen Özsoy Operası'dır arkadaşlar. Ad, Ahmet Adnan Saygun'a e aittir. Musiki Milli Musiki ve Temsil Akademisi açılıyor. Dil ve Tarih Coğrafya ve Fakültesi Ankara'da kuruluyor. Ankara Devlet Konservatuarı açılıyor. Eğitmen kursları açılıyor. Köy eğitim yurtlarının köy öğretmen okulları açılıyor. Folklor arşivi oluşturuluyor. Bunları okuyorum. Bir kere okuyup geçmek yeterlidir. Köy enstitüleri 1940'ta İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde açılmıştır. Köy Enstitüleri 1954'te Demokrat Parti döneminde kapatılmıştır. Bakalım şimdi sosyal alanda yapılan inkılaplar. Şapka Kanunu 25 Kasım 1925. Atatürk ilk olarak Kastamonu gezisinde şapkayı halka tanıtmıştır. 3 Aralık 1934'te Kılık Kıyafet Kanunu ile hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun dini adamlarının mabetler ve dini ayinler haricinde dini kıyafetlerle dolaşmaları yasaklandı. Diyanet İşleri Başkanı ha Hahan başı ve Fener Rum Patriği bu uygulamaların dışındadır. Yani bunlar dini kıyafetlerle gezebilirler. Şapka, kılık kıyafet kanunu Atatürk'ün inkılapçılık, halkçılık ve laiklik ilkeleri ilgilidir. Geçelim şimdi tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. 30 Kasım 1925 Konya Milletvekili Refik Koraltan'ın teklifiyle 30 Kasım 1925'te tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Aynı kanunla şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, babalık, çelebilik ve türbedarlık gibi unvanlar yasaklanmıştır. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Atatürk'ün laiklik ve halkçılık ilkeleriyle ilgilidir. Soyadı kanunu 21 Haziran 1934 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu çıkarılıyor. 26 Kasım 1934 tarihinde çıkarılan unvan ve lakapların yasaklanması kanunu ile bakalım Aga A da A Hacı Hafız Hoca Molla Bey Beyefendi Hanım Hanımefendi Paşa ve Müşir gibi eski toplum zümrelerini belirten unvanlarda kaldırılıyor. TBMM tarafından Türk milletinin bir şükran ifadesi olarak Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı veriliyor. Mustafa Kemal Paşa da İsmet Paşa'ya İnönü soyadını vermiştir. Soyadı Kanunu Atatürk'ün halkçılık ve milliyetçilik ilkeleriyle ilgilidir. Şimdi geçelim takvim, saat, rakam, ölçü ve hafta tatilinin değiştirilmesi kanununa. Kan, gerçi böyle bir kan yok da değiştirilmesine bakalım. 26 Aralık 1925'te Hicri ve Rumi takvim yerine Miladi takvim kabul edilmiştir. Alaturka saat yerine uluslararası saat kullanılması kararlaştırıldı. 1928'de uluslararası rakamlar kabul edildi. 1931'de Arş'ın endaze yerine metre okka dirhem yerine ise bir dakika arkadaşlar. 1931'de arşın endaza yerine metre, okka dirhem yerine ise kilogram kullanılmaya başlandı. 1935 tarihinde de hafta tatili cuma gününden pazar gününe alındı. Bu alanlarda yasaklanan değişiklikler Atatürk'ün inkilapçılık yasaklanan mı? Neyse arkadaşlar yanlış okudum yine. Bu alanlarda yaşanan değişiklikler Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Takvim, saat, ölçü ve hafta tatilinde yapılan değişiklikler uluslararası ekonomik ilişkilerimizi düzenlemeye yöneliktir. Ekonomik demişken şimdi bakalım ekonomik alanda yapılan inkılaplar. TBMM'nin 1 Mart 1922'de ortaya koyduğu ekonomik hedefler vardı. İzmir İktisat Kongresi 1923 kongrenin başkanlığını Kazım Karabekir yapmıştır. Kongreye birçok kesimden temsilcinin katılması kongrenin halkçı bir özellik taşıdığının kanıtıdır İzmir İktisat Kongresi. İzmir'de 2. İktisat Kongresi 2-7 Kasım 1981'de toplanıyor. Kongrede alınan kararlara bakalım şimdi. Yerli sanayi kurulmalı, milli bankalar kurulmalı, aşar vergisi kaldırılmalı, demir yolları yapılmalı, İşçi hakları ve sendika hakkı tanınmalı. Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalı. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar Atatürk'ün milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik ilkeleriyle ilişkilendirilebilir. Tarım alanında yapılan düzenlemelere bakalım şimdi. Aşar vergisi 1917 Şubat 1925'te kaldırılıyor. Aşar vergisinin kaldırılması Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Aşar vergisinin kaldırılması aynı zamanda üretimin artırılmasına yöneliktir. Bu doğrultuda üretimde artışın yaşandığı görülmüştür. Ticaret alanda yapılan düzenlemelere bakalım şimdi. 1924 yılında ilk özel banka olan İş Bankası kuruldu. İlk genel müdürü Celal Bayar'dır. 1925'te reji idaresi yabancılardan satın alındı. 1 Temmuz 1926 tarihinde Kapodaş, Kanunu kabul ediliyor. Kapotaj Kanunu Atatürk'ün öncelikle milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. 1937'de ise Deniz Bank kuruluyor. Bunları okuyorum sadece birkaç tane daha var. Gerek yok. Sanayi ve madencilik alanında yapılan düzenlemeler Sümer Bank'a 1925'te Sanayi ve Maden Bankası kuruluyor. Mal varlığı daha sonra 1933'te Sümer Bank'a devrediliyor. Teşvik Sanayi Kanunu 1942'ye kadar yürürlükte kalmıştır. 1927'de çıkarılıyor, 1942'ye kadar yürürlükte kalıyor. Atatürk döneminde özel teşebbüs olarak Uşak ve Alpullu şeker fabrikaları kurulmuştur. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın da Türkiye'ye etkilemesi üzerine özellikle 1930'dan itibaren devletçi ekonomik politika benimsenerek girişimcilerin yapamadığı yatırımlar devlet tarafından yapılmaya çalışılmıştır. Devletçi ekonominin uygulanması 1929 ekonomik dünya ekonomik bunalımı etkili olmuştur. 1930 yılında Türk parasını koruma kanunu çıkarılıyor. Yine 30 yılında Merkez Bankası kuruluyor. 33 yılında Sümer Bank kuruluyor. 35 yılında yeraltı kaynaklarının işletilmesi amacıyla Eti Bank kuruluyor. 1. 5 yıllık sanayi planı 1933'te hazırlanmış, 1934'te uygulamaya konulmuştur. 1. 5 yıllık sanayi planı için ilk dış borç Sovyet Rusya'dan alınmıştır. 1937 yılında İngiltere'den alınan krediyle Karabük Demirçelik Fabrikası'nın inşasına başlanmıştır. 2. 5 yıllık sanayi planı 2. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. Bayındırlık ve ulaştırma alanındaki gelişmelere bakalım. Şimdi Türk Tayyare Cemiyeti kuruluyor. Atatürk Türk Hava Kurumu'na gelir sağlamak amacıyla Nutok'un dağıtım hakkını vermiştir. 1935'te Türk Kuşu kuruluyor. Bu şekilde Şimdi bakalım kaç ders kaldı. Tamam 4 ders kaldı. Sağlık ve sosyal alandaki gelişmeler 1920'de Hilali Ahtar Yeşilay kuruluyor. 1921'de Çocuk Esirgeme Kurumu Himayeyi Etfal kuruluyor. Şimdi geçelim Atatürk ilkelerine. Atatürk'ün temel ilkeleri Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkilapçılıktır. Bütünleyici ilkeler ise ulusal egemenlik, ulusal birlik ve beraberlik, ulusal bağımsızlık, akıl, akılcılık ve bilimsellik, çağdaşlaşma ve batılılaşma, insan ve insanlık sevgisi yurttaşlık uğrunda söylenir. Atatürkçülük temel genel özellikleri taklitçi değildir. Evrensel ve barışçıdır Atatürk ilkeleri kaynağı Türk milleti kültürüdür. Temel ilkeler 5 Şubat 1937'de Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı devletçi, laik ve inkılapçıdır ifadesiyle 1924 anayasasına da alınmıştır. Devlet düzeninde ve geçelim şimdi cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilik ilkesi devlet düzeninde ve yönetiminde millet iradesinin egemen olmasıdır. Seçim, seçme seçilme, meclis, parlamento, milli irade, milli egemenlik, ulusal irade, ulusal egemenlik, demokrasi gibi kelimeler cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili anahtar nitelik taşır arkadaşlar. Anahtar kelimelere cumhuriyetçiliğin tekrar ediyorum seçim, seçme, seçilme, meclis, parlamento, milli irade, milli egemenlik, ulusal idare, ulusal egemenlik, demokrasi. Get Atatürk'ün taviz verilmemesini istediği ilkelerdendir. Cumhuriyetçilik halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgilidir. Bu ilkede seçme ve seçilme hakkı eşit olarak halkta, halktadır. Anayasanın değiştirilemez maddesidir. Mesela ordunun siyasetten ayrılması, 1921-24 anayasasının hazırlanması, tek cereceli seçim sistemine geçilmesi cumhuriyetçilikle ilgilidir. Bunları tek tek okuyabilirsiniz ekranlar arkadaşlar siz. Gelişmeleri, milliyetçilik, mensup olduğu milleti sevme, yüceltme ve bu anlayışı gelecek nesillere aktarma duygusuna milliyetçilik denir. Birlik, beraberlik, bağımsızlık, milli eğitim, milli ekonomi, milli bilinç, kültür, tarih, dil gibi kelimeler milliyetçilik ilkesinin anahtar kavramlarıdır arkadaşlar. Mensup olan Türk ulusunun yüceltilmesini, ulus adına fedakarlık yapmayı ve dayanışmayı öngörür. Her türlü yayılmacılığa karşıdır. Milliyetçilik, kapitülasyonların kaldırılması mesela, tevhid tetrisat kanunun çıkarılması da milliyetçilik ilkeleriyle ilgilidir. Diğer e, gelişmeleri okuyun lütfen. Halkçılık, eşitlik, adalet, sınıf, zümre, imtiyaz, ayrıcalık, ulusal egemenlik, sosyal devlet, cumhuriyet gibi kavramları gördüğünüzde halkçılık e, şıkkını işaretleyebilirsiniz. Daha doğrusu anahtar kavramlar bunlar. Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur halkçılık ilkesi. Halkın hukuksal alanda eşitliğini savunur, halkın kendi kendini yönetmesini öngörür, sosyal dayanışmayı esas alır, sınıf ayrımı ve ayrıcalıklı toplumsal sınıflara karşıdır. Gelişmeleri okuyabilirsiniz ekrandan yine. Laiklik, devlet düzeninin hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılması ancak kimsenin de din ve vicdan hürriyetine karışılmamasıdır laiklik. Anahtar kavramlar akıl, bilim, vicdan, hürriyet, inanç, ibadet, hurafe, batıl, tabu, doğma gibi kelimeler. 5 Şubat 1937'de Atatürk ilkelerinin 1924 anayasasına girmesi de laiklik ilkesiyle ilgilidir. Diğer gelişmelere lütfen bakalım. Devletçilik, devletçiliği devletin ekonomik faaliyetler içine girerek hem toplumun kalkınmasına hem de halka hizmet götürülmesine imkan sağlar. Hangi kelimeler devletçilik ilkesi ile ilgili? Kalkınma, ekonomi, yatırım, sanayi, endüstri, teşebbüs, sosyal devlet, fabrika gibi. Ve son sayfamız bitti. Çok şükür ki devletçilik daha çok ekonomi alanında kendini hissettirmiştir. Halkçılığın tamamlayıcı niteliğindedir. Devletçilik özel sektöre ve sermayeye karşı değil arkadaşlar. Yabancı şirketlerin millileştirilmesinin devletçilik ilkesiyle bağlantısı vardır. Son olarak inkılapçılık ilkesi. İnkılap devlet düzeninin ve toplum yapısının ileriye dönük bir biçimde yeniliklere ve değişime açık olmasıdır muasır, uygar, çağdaş, yeni, batı, dinamik, akıl, bilim, modern, medeniyet, gelişim, değişim gibi kavramları gördüğünüzde lütfen inkılapçılığı işaretleyin. Tabu ve doğmalara karşıdır, dinamiktir, akılcılık ve bilimselliğe önem verir. Atatürk'ün yaptığı tüm inkılaplar yenilik olmaları sebebiyle inkılapçılık ilkesine uygundur. Bütün inkılaplar. Şimdi bütünleyici ilkeler var. Ulusal egemenlik, cumhuriyetçilik ve halkçılığın bütün, bütünler. Ulusal egemenlik, ulusal birlik ve beraberlik, milliyetçilik ve halkçılığı ilkelerini bütünler. Ulusal bağımsızlık yine milliyetçilik ve dış politika ile ilgilidir. Akılcılık, bilimsellik, inkılapçılık ve laiklikle ilgilidir. Çağdaşlaşma ve batılılaşma, inkılapçılık ve yine laiklikle ilgilidir. İnsan ve insan sevgisi bütün ilkeler, Yurtta sulh, cihanda sulh, bütün ilkeler. Bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.